Diyanet TV ekranlarından Gencim Farkındayım programımızdan siz kıymetli izleyicilerimize sevgilerimizi, selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz efendim. Bendeniz Çağatay Yetik sunumuyla programımız ekranlarınızda olacak. Biz yine mekanımızdayız. Altındağ Belediyesi Millet Bahçesi'nde Altın Nokta'dan sesleniyoruz sizlere birbirinden değerli gençlerimizin katılımıyla. Efendim bu akşam yine programımızda çok kıymetli bir üstadımızı, hocamızı konuk edeceğiz. Gençliğin ufkunu ve eğitimi konuşacağız programımızda. Hiç vakit kaybetmeden değerli hocamız davet etmek istiyorum. Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Mehmet Naci Bostancı hocamız geliyor. Buyursunlar efendim. Ayakkabılar Sohbet Hocam. Hocam hoş geldiniz. İyi akşamlar. Çağatay, İyi akşamlar diliyoruz. Evet, evet gençler siz hoş geldiniz. Hocam. Nasılsınız? Sağ ol Çağatay, iyiyiz. Burada olmak bize ayrıca iyi geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Sizinle birlikte olmak bize de çok iyi geldi. Sağ çok da iyi gelecek hocam programımız içerisinde. Çok teşekkürler. Gençlerimiz nasıl görünüyor? Aydınlık yüzler, gülümseyen yüzler. Ümit ederim konuşma bittikten sonra da bu gülümseme devam eder. Devam edecektir hocam. Biz ona eminiz. O zaman hiç vakit kaybetmeden biz hazırız. Efendim sizler de hazırsanız Gencim Farkındayım başlıyor. Evet. Buyursunlar hocam. Evet kıymetli hocam tekrar hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ ol. Sen de iyisin. Hamdolsun hocam. Sağ olun sizler. Senin iyi olduğunu görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sayenizde varlığınız bize enerji veriyor. Yüreğinize, gönlünüze sağlık. Kırmadınız. Ayaklarınıza sağlık. Çok geldiniz hocam. Değerli hocam çok güzel bir mekandayız. Aslında mekanlar oraları anlamlandıran kıymetli sohbetlerle ve değerli insanlarla mekan tanımına tam bir tezahür manasında karşımıza çıkıyor. Biz de bugün inşallah Gencim Farkındayım programımızda sizlerin derin bilgisiyle, değerli gençlerimizin de birbirinden kıymetli sorularıyla bu güzel mekanı anlamlı hale getireceğiz programımız içerisinde. Bir kez daha hoş geldiniz diyelim değerli hocam. Teşekkürler. Şimdi malumunuz hocam özellikle gençlik ve eğitim kendisi içerisinde anlam taşıyan büyük ve farklı boyutları olan kelimeler olarak karşımıza çıkıyor ve özellikle son dönemde de marif tanımını da ya da marif kelimesini de biz literatürümüze katmış bulunmaktayız. Bunun da ziyadesiyle kulağımıza aşinalık kazanımı sürecindeyiz. Sizin bu manada hocam özellikle hem gençlik hem eğitim tanımlamasını sizden bir almış olsak neler söylersiniz? Latinlerin bir sözü var, tanımlamak tehlikelidir diye. Omnes definito est periculosa, tanımlamak tehlikelidir. Ama ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Duyuyoruz fakat anlatamıyoruz şairin dediği gibi. Ama yine de deneyelim. Ama öncelikle şu mekandan başlayalım. Burası bir kütüphane. Evet. Kütüphaneler kesinlikle son derece önemli mekanlar. Buraya bakarken Alberto Manguel vardır. Dünyanın çok çeşitli kütüphanelerini anlattığı bir kitabı var. Aslında burada raflara bakarken Manguel'in o kitabına da bir atıf yapmak gerekliliği doğdu. Siz de ilk fırsatta okumayanlar varsa Manguel'i okusunlar. Manguel de Borges'in talebesi sayılır. Borges, Arjantinli, gözleri görmeyen ama Arjantin Milli Kütüphanesi'nin müdürlüğünü yapan adam. Oraya müdür olarak getirmişler. Evet. Büyük bir yazar. Yani çok önemli hem fikir adamı hem yazar. Fikir adamı derken sadece filozofiyle uğraşanlara böyle dememek gerekir. Gözleri görmediği halde kütüphane, Milli Kütüphane'nin müdürü olmak. Bunu tasavvur edin. Çünkü adamın işi gücü kitaplar, işi gücü insanların hayatları, insanlığın bütün mirası. Olağanüstü bir zeka, olağanüstü bir bilgi. Kitaplarına bakıldığında da zaten bu anlaşılır. Manguel onun öğrencisi, düşünün. Gözleri görmeyen ve kitap okuyan insanlar deyince insanın aklına hemen yine Cemil Meriç geliyor malum. Cemil Meriç'i muhakkak arkadaşlar tanıyorlardır. O da biraz ilerleyen yaşlarında gözlerini kaybetmişti. Evet. Onun da kitaplarında ne kadar cevval bir zeka olduğunu, kesinlikle. Konuşma üslubuyla en derin meseleleri nasıl çarpıcı bir şekilde birkaç çizgiyle ortaya koyduğunu görüyoruz. O yüzden bu kütüphaneler, kütüphanelerdeki kitaplar bunlara
kesinlikle belli bir saygıyla yaklaşmak lazım. Çünkü bunlar insanlığın bütün hikayesini toparlıyorlar ve bizler insanlığın bütün hikayesinin bir parçası olarak öyleyiz çünkü. Ne olduğumuzu anlamak bakımından da bu kitaplara referans vermek durumundayız. Gençler meselesine gelince bunun bir biyolojik tarafı var yaşla ilgili. Şüphesiz bir de kendilerini her vakit genç olarak gören, bunu işte zindeyim, çok sportmenim anlamında söylemiyorum. Hayatı hep kendisine bir takım bilgileri öğretecek fırsatları sunan bir mecra olarak gören insanların zihni, tavrı kesinlikle genç bir tavırdır. Genç denildiğinde de ben, işin biyolojik tanımlaması ayrı, kendisini sürekli öğrenci olarak gören, kendisini yetiştirme arzusuyla dolu, bunun için hem örgün eğitim kurumlarına müracaat eden, üniversite nihai olarak master doktora malum, öncesini saymıyorum bile, zaten bir kısmı zorunlu, hem de hayatın sair alanlarında, diğer alanlarında yine aynı öğrenme iştiyakıyla davranan insanı anlıyorum. Evet. Eğitim, her toplum kendi kültürünü, kendi hikayesini, kendi sosyal niteliklerini, kendi varlığını gelecek kuşaklara aktarmak ister. Buna kültür aktarımı diyorlar. Bu da çok doğal bir şey. Çünkü toplumların sürekliliği kültürün aktarmasıyla yeni kuşaklara bu emanetlerin geçmiştekilerin üzerine her kuşak bir şey ekleyerek yeni genç kuşaklara aktarır. Genç kuşaklar da o mirası alır. Diğerlerini. Ve sonraki kuşaklara aktarır. Evet. Bu mirası aktarma işi tarih boyunca çok çeşitli usullerde oldu. Kimileri insanlara faydalı olmak, onların talep ettikleri bilgileri onlara sunabilmek için kapı kapı dolaşıp eski İslam dünyasında olduğu gibi Bağdat, Küfe, Basra, hocalar, meşhur insanların kapılarını çalıp onların rahleyi tedrisinden geçerek bu bilgileri öğrenmeye çalıştılar. Nerede meşhur bir hoca olduğunu duydularsa oraya koşturdular. Hep bir öğrenme açlığıyla davrandılar ama bunların sayıları şüphesiz çok fazla değildi. Avrupa'da da bakıyorsunuz yine aynı şekilde geçmişte yani modern zamanlar öncesinde eğitim öğretim işi daha lokal, daha sınırlı, daha usta çırak ilişkisi çerçevesinde yürüyen bir form üzerine yürür. Ama modern zamanlarla birlikte her şey merkezileşip standartlaşırken bu iki temel ilke modernleşmenin de en önemli iki ilkesidir. Merkezileşme ve standartlaşma. İnsanlar da standart bir şekilde eğitimden geçmeye başladılar. Sokağın, kütüphanelerin, çeşitli mahfillerin, sanat faaliyetlerinin, müzelerin, sinemaların, tiyatroların, kültür sanat hepsini kapsıyor. Evet, kitle iletişim araçlarının sunmuş olduğu fırsatlar ayrı. Ama modernleşme okul marifetiyle modern ulusun bütün fertlerinin standart bir eğitimden geçirildiği yeni örgün yapılar kurdular. Bizde de ulus devletle birlikte yani 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesi, o tarihsel süreci gayet iyi biliyorsunuz. Cumhuriyet'i kuran Atatürk'ün yaklaşımını buradaki arkadaşlar gayet iyi biliyorlar. Mutlaka. En hakiki mürşit ilimdir. Esasen eğitim de ilim esaslı, kültürün aktarılması organizasyonu olarak vazife yapan ama aynı zamanda Cumhuriyet'in gerektirdiği o reşit insanları, özgür insanları yetiştirmek üzere yapılanmış kurumlar. Şimdi okullar marifetiyle öğrencilere çok örgütlü bir şekilde, sistematik bir şekilde, disipline edilmiş bir şekilde hem o toplumun kendi kültürüne, kendi düşünce hayatına, kendi birikimine ilişkin unsurlar aktarılıyor. Hem de bilimin sınırı yok. Gökyüzü gibi bütün ulus sınırlarını aşan bir niteliği var. O universal olanın okullar marifetiyle
öğrencilere, genç kuşaklara aktarıldığını görüyoruz. Evet. Bu ikisi buluşuyor. Gençlik ve eğitim. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Güzel bir girizgah oldu bizim için de. Şimdi gençlerin de heyecanı var. Birbiri ardına sorular gelecek hocam. Eğer ki hazırsanız ilk sorumuzu alalım. Buyursunlar efendim, hoş geldiniz. Öncelikle konuğumuza hoş geldiniz. Benim sorum şu. İsmim Rümeysa Özdemir. Hacı Bayram Veli Üniversitesi 1. sınıf öğrencisi. Bizim üniversite. Evet. Evet hocam. Kaçın sınıftasın? 1. sınıftayım. Yeni geldin. Evet. Hayırlı olur. Çok teşekkür ederim hocam. Hocalarımız da bir zamanlar gençti. Yaşadıkları devrin anlayışına göre kendilerini yetiştirdiler, hayata hazırlandılar. Sizin bu konuda, eğitim hayatınız konusunda geçmişe baktığınızda bizimle paylaşabileceğiniz hususlar nelerdir? Hmm, güzel bir soru hocam. Çok, çok. Hangi birinden başlasın çok, evet. Hocam? Ben ilkokulu bir barakada okudum. Barakada yerler cipt, camları küçük. Eğitim, öğretim görürken burnumuza sürekli o cipt kokusu gelirdi. Arada süt tozu ve undan beslenmek üzere bize ekmek ve sütün verildi, süt tozundan ama. O da dış yardım olarak gelirdi. Niçin? Çünkü çocukların biraz beslenme yetersizliği içinde olduğu düşünülürdü. Haksız mıydılar? Hayır. Öyle bir ortamda, şu birkaç örnek maddi şartlara ilişkin sanırım bir çerçeve çiziyordur. Kasaba, küçük bir kasaba, benim ilkokul okuduğum kasaba. Orada öğrenci, kitap ve hoca muhakkak. Öyle bir çerçevede eğitim öğretimin sürdüğünü düşünün. Sonra kasabanın yegane ortaokuluna bütün öğrencilerin bir kader gibi gittiğini düşünün. Biz ortaokulu bitirirken yeni daha lisenin temelleri atılmıştı. Sonra ben yatılı okula gittim. Baba memur olunca devletin sağladığı bir imkan. Bu da çok önemli. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti insanların eğitim marifetiyle öğrenmesine, yetişmesine ve aynı zamanda bir sosyal mobilite olarak, yani sınıfını değiştirmek üzere eğitim almasına çok büyük önem verirdi. Kendi bulundukları toplumsal sınıfın sosyal kaderi içerisinde hapsolmalarını istemediği için Cumhuriyet insanlara böyle imkanlar veriyordu. Evet. Önemli. Devlet takım elbise veriyordu, ayakkabı veriyordu, yemek veriyordu. Ben Rize Öğretmen Okulu'nda okudum, 71-75. Bunlar hep dış çerçeveye ilişkin. Çok iyi hocalarımız oldu. Hayatta olanlara minnetlerimi ifade ediyorum. Ölenlere rahmet diliyorum. Çok iyi hocalarımız oldu. Fakat çok fazla kitabımız yoktu. Öğretmen okulunda bir kütüphanemiz vardı. Biz de kütüphane kurdu olarak orada eski dönemlerde tercümesi yapılmış, bu Hasan Ali Yücel'in tercümelerini yaptırdı. Evet. Bence çok kıymetli çalışmalardır. Hepsi değerli. Onlardan başladık okumaya. Sonra dünya klasikleri, sonra Türklerin, bizim memleketin, milletin klasikleri. Öyle bir çizgide bir taraftan okul, bir taraftan kütüphanede bulduğumuz kitaplar üzerinden öğrenmeye çalıştık. Çok fazla kitap basılmıyordu. Yani ajitasyon yapmak istemem ama sarı saman kağıdından defterlere yazdığımızı, kalemi iki taraflı açtığımızı, küçülünceye kadar kullandığımızı, o eski ve kıymetli tükenmez kalemlerin kapaklarını tükenen kurşun kalemlere takarak ona boy sağlayıp yazacak kadar bunlarla yazmaya devam ettiğimizi, kafamızda sürekli bir tasarruf fikrinin olduğunu, elbiseleri ters çevirerek giydiğimizi, ters çevirmeyi biliyor musunuz? Ters yüz yapmak mı hocam? Ters yüz. Elbiseyi torniston yaparsın. Yani elbiseyi bir süre kullandıktan sonra her tarafı parlamaya başlar. Şimdi parlamaya fırsat bulamıyor elbiseler. Parlayınca bir defa kumaşı tersine çevirsin. Diğer tarafta. O şekilde düzeltirsin, bir de öyle giyersin.
Bir de yama falan vardı tabii. Şimdi ajitasyonu artırmayalım. Yama da yok artık. Eğitimin sosyal çevresi, maddi şartları son derece önemlidir. Kitap olması önemli, bir takım araçların olması önemli. Şimdi tahmin ediyorum bugün bir öğrencinin sahip olduğu araçları biz hayal edemezdik. Ama bugünün dünyası da çok farklı tabii. Yani şartları itibariyle farklı, teknolojisi itibariyle farklı. Mukayese etmek de çok kolay değil. Her dönemi kendi fakat unsurlarını da bugünün öğrencilerinin kaynaklara ulaşma, kitaplara ulaşma, çok zengin külliyatlarla hemhal olma, kendini yetiştirme bakımından daha fazla hem kitaba, hem insana, hem de çeşitli mahfillere ulaşabildiğini, o bakımlardan zengin bir ortamda nefes aldığını, bu bakımdan da çok arzulu bir şekilde koşturması gerektiğini düşünürüm. Bizim yaşadıklarımızı şimdiki gençler yaşasa, eminim ki motivasyonları çok daha yüksek olurdu. Ama her kuşak kendi hikayesini yaşıyor. Kesinlikle. Hepsinde kendi içindeki dinamikleriyle değerlendirmek gerekiyor hocam. Fakat böyle hatıraları anlatınca zannediyorum, şimdi yüzlerde böyle tebessümleri görüyorum. Bunlar belki bir parça zihninizde kalacak ve bugün sahip olduklarınıza şükran bildirirken aynı zamanda onları daha iyi kullanma, kendinizi daha iyi yetiştirmenin vesilesine dönüştürme bakımından da daha iyi bir çaba içerisinde olacaksınız diye düşünmek istiyorum. Evet, kıymetli hocamın bu değerli anekdotları da size mutlaka ışık olacaktır arkadaşlar. Bir yol rehberliği yapacaktır diye düşünüyorum ben de. Değerli hocam, şimdi her dönemi kendi dinamikleriyle değerlendirmek lazım mutlaka ama eğitim dediğimiz zaman da sanki böyle hiç değişmeyen bir kural var. Yani eğitim, çocukluk, gençlik her evrede bir başarı ekseni etrafında sanki birleşiyormuşçasına. Mesela eğitim süresi boyunca işte bir not ortalaması, sınav kaygısı, derslerin güzel gidip gitmemesi durumu hem çocukluğun hem gençliğin olmazsa olmazları arasında. Peki eğitim başarı mı olmalıdır? Yani eğitim eşittir başarılı bir hayatı mı beraberinde getirir? Böyle bir algı var hocam. Ne dersiniz bu konuda? Şimdi kişisel olarak bu başarı meselesine ben biraz farklı bakabilirim. Lütfen. Farklı bakmak derken bir insanın yetişmesi nasıl ölçülecek? Hangi kriterler üzerinden değerlendirilecek? Aslında her hoca biraz kendine has bir tekemmül süreci tasavvur edebilir. Ama biraz önce merkezileşme ve standartlaşma dedik. Modern hayatın bir gereği. İnsanlar okulları bitirdikten sonra piyasada başkalarıyla rekabete girerek sınavlara girecekler. Çeşitli meslekleri icra edecekler. Bunları gerçekleştirirken başkalarının bir adım önüne geçme motivasyonu çerçevesinde davranacaklar. Mutlaka. Piyasada bunları değerlendirecek, bir size bakacak. Bir de müktesebatınızın ne olduğuna, nasıl başarılı olduğunuza bakacak. Ama ondan önce zaten bir eğitim kurumunda insanlar eğitim alırlarken herkes aynı eğitimi alıyor. Fakat kim ne öğrendi, ne aldı, yarın için ne kadar hazır? Tabii. Bu soru da önemli. Tabii. Bu soruyu biz niceliksel yöntemlerle anlamaya çalışıyoruz. Yani sınav oluyorsunuz. Sınavlarda gösterilen başarı mühim. Tabii sınav kağıtlarını okuyan hocanın da o kağıtlarda ne aradığı önemli. Motomot ezberlenmiş bilgileri arayan hocalar bence pek yok gibi. Şimdi insanlarda bir ışık arıyorlar, bir muhakeme, bir değerlendirme. Eğer test yapıyorsa kaçınılmaz olarak o ayrı, o daha niceliksel bir ölçme yöntemi olarak öne çıkıyor. Ama yazıyorsanız bu işte hocanın ne yazmış bu öğrenci, meseleyi nasıl ortaya koymuş. Özgünlük arıyor. Takdimi nasıl olmuş? Bütün bu anlatılanlardan ve kitaplardan ne anlamış? Sonuçta ırmaktan kendi testisine ne çıkartmış diye bakarak değerlendirdiğinde belki orada daha her hocanın bir parça, birbirinden farklı bir parça ama zaten çok farklı olursa o standart değerlendirmenin dışına düşerler.
Bu görülebilir. Hocalar da zaten kendilerine göre yönlendirirler öğrencileri. Ölçmek önemli. Eğer bir kitle eğitimi veriyorsanız, bir nüfusu eğitiyorsanız, başarı ve başarısızlık mutlak surette olacak. İnsanlar, yani öğrenciler endişeye kapılabilirler. Sizin kaygılarınız var mı? Var. Kaygılarınız hiç bitmeyecek. Hayat. Bugün olacak, yarın olacak. İnsan bu yeryüzünde kaygılı bir yaratık. Bu sadece eğitim öğretimi az değil. Ama kaygı faydalı bir şey. Kesinlikle. Kaygı olmasa... Besliyor hocam insan. Evet, kaygı olmasa o zaman insan vurdum duymaz olur. Kesinlikle, yaşam gayesi azalır. Dolayısıyla biraz kaygının eşlik ettiği bir hayat kötü bir hayat değildir. İnsanı daha zinde tutar. Bir parça endişe, bir parça dikkat, bir parça ihtimam kaygının insanı yönlendirmesiyle o saydıklarımla birlikte insanın başarısı artar. O bakımdan kaygılanmayı bir kere olağan atletmek lazım. Kaygıdan kurtulmanın öyle mutlu, saadet dolu zihnimizde hiçbir endişenin olmadığı bir hayat bölümü tasavvur etmenin manası yok. İnsanlar ölünce kaygıdan kurtulur. Ama kaygı faydalı bir şeydir. Bizim kişiliğimizin de temel taşı. Kaygı. O bakımdan evet. Hemen sormak istiyorum hocam. Kaygılanmaktan kaygılanmayın. Güzel. Kötüroji yapmış olduk. Kaygılı gençlerimiz şöyle bir el kaldırabilir mi? Kimler kaygılanıyor? Ben de kaldırayım. Hepimiz kaygılanıyoruz. Hepimiz kaygılanmalıyız. Kaygı yoksa kaygılanın dedi hocam. Evet. Hemen evet. Diğer soruya geçelim arkadaşlar. Bugün daha fazla mikrofonu sizlere vermek istiyorum ben. Hoş geldiniz. Buyursunlar, sizi bir tanıyalım. Sayın hocam, hoş geldiniz öncelikle. İsmim Zehra, soyadım Satılmış. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. 1. sınıf? 1. sınıf, evet. Sen de hoş geldin. Hoş buldum hocam. Hep bizim öğrencileri mi getirdiniz yoksa? Hocam hepsi böyle sizi duyunca demek ki bir tevafuk usulünce hepsi buradalar arkadaşlarımız. Hazır rektörü burada bulmuşken. Soruma geçmek istiyorum. Buyurun. Gençlik ve eğitim denilince aklımıza ilk iş hayatı geliyor. İş bulmak, itibarlı bir kurumda çalışmak hepimizin ilk hedefi. Eğitimi iş bağlamında değerlendirmek sizce doğru bir bakış açısı mıdır Sayın Hocam? Teşekkürler. Tabii eğitimle iş arasında derin bir bağlantı var. Bunu reddetmek mümkün değil. Ama eğitim dediğimiz hadise insanın bir varlık olarak, bir insan olarak bu hayatın içindeki anlamı, yeri, nereye gitmek istediği, nasıl bir insan olduğu, kendisini nasıl tekemmül ettirmesi lazım geldiği gibi sorularla bağlantılıdır. Şöyle düşünelim, Aristo'nun benzetmesiydi. Her elma meyvesinin çekirdeğinde bir elma ağacı saklıdır diyor. Eğer o çekirdek en mükemmel atmosferi bulursa, iklim olarak, nem olarak, sıcaklık, işte soğukluk, zamanın akışı, o zaman en mükemmel ağaç olur diyor. Aslında her çekirdeğin nihai fantazisi en mükemmel ağaç olmaktır. Aslında insan da eğitimle, öğretimle, bu hayat içindeki yolculukla bir çekirdek olarak mevcut kendi varlığını tekemmül ettirmek ister. Nihai olarak benden ne olur, benden ne sadır olur sorusunun cevabını almak ister. Eğitim bunun çok önemli bir unsuru. Fakat şüphesiz hayat gailesi var. Eğitim bir sosyal mobilite aracı. İnsanların ekmeğe ve işe ihtiyaçları var. İş tabii. Aynı zamanda insan kimliğinin çok temel bir unsuru. Birisiyle tanıştığınızda adın ne, memleketin ne? Ne iş yapıyorsun? Üçüncü soru nedir? Ne iş yapıyorsun? Yaptığın iş üzerinden seni tanımlamak istiyor. Kişi kimdir diye sorduğunda, kişi yaptığı iştir diyorlar. Ne ürettiğindir. Dede Korkut'un hikayesine bile çocuk başarı kazanınca isim alıyor değil mi? Tabii. İşte insan içinde bir aynısı bakıma geçerli. Yapıp ettikleri onun başarısı, onun kendi hikayesi, onun nihai olarak edindiği isim gibi Dede Korkut'tan ilhamla
düşünebilirsiniz. Dolayısıyla işle çok derin bir bağlantısı var. Zaten sınavlar var malum, o sınavlara giriyorsunuz. Fakat bunun için de kaygılanmayın. Mutlak surette kendi yolunuzu, kendi yönünüzü, kendi mecranızı, kendi ekmeğinizi bulacaksınız. Türkiye büyük bir ülke. Bugün olmazsa yarın. Ben siyasalı bitirdim 1980'de. O zaman şöyle düşünürdüm, acaba bir işe girebilecek miyim? Bir maaş alabilecek miyim? Hayatımı sürdürebilecek miyim? Aynı düşünceler kaygısızda da vardı. Yoksa sürekli olarak belirsiz bir ara kesitte bir hayat mı süreceğim? Anne baba desteğiyle adeta yarım bir insan gibi, ikinci bir emre kadar hayatını sürdüren bir insan gibi öyle mi yaşayacağım diye kaygılanıyordum. Şimdi o kaygıları unutuyorum ama siz de unutacaksınız. Size bakınca hatırlıyorum ama şunu biliyorum, siz de unutacaksınız. Çalışın, kesinlikle başarılı olursunuz. Evet, teşekkür ediyoruz. Çok rica güzel ediyoruz. Bir tavsiyeydi hocam. Hemen diğer soruya da geçelim arkadaşlar. Buyursunlar, hoş geldiniz. Sizi de tanıyalım. Hacı evet. Bayram. Evet. Kaçıncı sınıf? İkinci sınıf. İkinci ama ben ilahiyat değilim. Basın ve yayın teknolojileri okuyorum. Peki, kolay gelsin. Merhabalar, ben Emine Ayça Özkaya. Hocam, hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür Benim sorum ediyorum. Şu şekilde. Her konuda uzman olduğunu iddia eden insanlarla sıklıkla karşılaşıyoruz. Bir konuda derinlemesine uzmanlaşmak ya da bilgi sahibi olmak sizce yaşadığımız bu hız çağında mümkün mü? Çağ o kadar uzmanlaşma. Bu tabii çetrefil bir konu. Şöyle ki, 19. yüzyıla kadar dünyaya ve insanlığa genel bakan filozoflar vardı. Evet. Mesela Hegel'in tarih felsefesi diyelim. 1700'lü yıllar. Jena dersleri. Marx büyük bir sistem kurdu. Fikirlerine katılırız katılmayız ama büyük bir adamdır. Darwin, itiraz edebiliriz, eleştirebiliriz. Türlerin kökenine. Hanımı da çok Darwin'e kızıyordu. Çok inançlı birisiydi hanımı ve Darwin'in çalışmalarına baktıkça seninle cennette beraber olamayacağız diye çok üzülürdü. Muhakkak Darwin de üzülüyordu ama ne gördüyse onları paylaştı, teoriler kurdu. Bunlar hep insanlığın faydalanması için. Büyük insanlar. Bizde mesela bir Said Halim Paşa büyük bir kafadır. 8 dil biliyor adam, sadrazam. Mehmet Akif Ersoy keza. Şüphesiz sadece şair değildir. Cemil Meriç'ten bahsettik. Kemal Tahir, evet iyi bir romancı ama onun arkasında müthiş bir birikim var. Kesinlikle. Ahmet Cevdet, tarihte bir ekoldür. Böyle geriye doğru gittiğinizde büyük insanlar var. Osmanlı deyince çok milletli bir yapı. Parvus Efendi, Hannes Paşa, Mehmet Ali Ayni isimler hemen böyle peş peşe gelmeye başlar. Bunlar daha fazla konularla ilgili insanlardı. Ama modern zamanlarda bu uzmanlaşma bilimlerin daha ayrıntılı bir şekilde, daha rafine bir şekilde birbirinden ayrılması gibi mecralar ortaya çıktı ve insanlar bu uzmanlaşmaya tabii çok önem verdiler. Bence de önemli. Ancak hayat bir bütün. Hatta bakarsanız diyelim ki fizikte uzmansınız. Ama fiziğe ilişkin bilgileri insanlarla paylaşabilmeniz için muhakkak biraz edebiyat bilmeniz lazım. Tabii. Dilinizin iyi olması lazım. Aynı zamanda evrenin tasarımına ilişkin filozoflar neler söylemiş, felsefeden haberdar olmanız lazım. Aynı zamanda biz kime konuşuyoruz? Sosyoloji bilmeniz lazım. Hangi araçlarla konuşuyoruz? İletişim bilmeniz lazım. Hangi tarihsellik içinde konuşuyoruz? Tarihte kim ne söylemiş?
onlarla ilişkili olmanız lazım. Çünkü bilimler birbirine referans verir. Hayat bütün olduğu için. Biz hayatı yaşarken bilimlerin tasnif edildiği şekilde şimdi kimyaya geçiyoruz, şimdi biyolojiye geçiyoruz demeyiz. Bir kül olarak yaşarız. Her şeyin birbiriyle bağlantı kurduğunu biliriz. Şiir olmadan siyaset olmaz, olur mu? Olmaz. Sosyoloji de olmaz. Sanat olmadan olmaz. Resimden anlayacaksın, müzikten anlayacaksın, romandan anlayacaksın. Bu sanatçılar ne tür insanlar, nasıl meczuplar ki aç açına fırça sallamışlar, şiirlerini söylemişler, sefaret içinde ölmüşler anlamak lazım. Mozart büyük müzisyendi ama kendi zamanında bir müzik piyasası gelişmediği için kapı kapı dolaşıp soylulara müzik yaptı. Onlar da zamanın arabesk parçalarını istiyorlardı. Klasik parçalar değil de adamın çilesine bakın. 36 yaşında öldü. Romatoid artritten öldü. Yani evet. Eklem şeyle ilgili rahatsızlık. İmmünolojiyle alakalı kireçlenme neticesinde hayatını kaybetti. Bakarsanız bütün buralarda dramlar vardır. Beethoven'ı düşünün. Dede Efendi'yi düşünün. Üçüncü Selim cellatlarına karşı neyiyle kendini korumaya çalıştı? Bir padişah ama neyzen aynı zamanda. Dolayısıyla ikinci Abdülhamit Han mobilyacıdır biliyorsunuz. İnsanların sultan olması hayatın diğer alanlarına çeşitli konulara el atmasına mani değil. Hepsi birbiri. Dolayısıyla bizim de şüphesiz belli bir alanda uzmanlaşma eyvallah mühim. Ama aynı zamanda diğer alanlara ilişkinde bir tasavvurumuzun, bir müktesebatımızın olması lazım. Bugün belki modern zamanlarda bilim alanında bu aşırı uzmanlaşmanın problemlerini de yaşıyoruz. Ben bakıyorum yeni yazarlar daha interdisipliner bir şekilde konulara ele alıyorlar. Çok da önemli. Kesinlikle. Mesela bir Marshall Berman, bir Richard Sennett böyle biraz deneme diliyle sosyal bilimlerin çeşitli alanlarına kayan bir dille yazıyorlar. Bauman. Bunlar mühim. Her birini birbirinden ayırmadan bir bütün olarak ele alacağız ama hemen hemen hepsinden de biraz bilgi sahibi olmakta da fayda var hocam. Şüphesiz. Gördüğünüz gibi. Şüphesiz. Hemen diğer sorumuzu alalım arkadaşlar. Hoş geldiniz hocam. Teşekkürler. Ben Yağmur Karahan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Size bir sorum olacaktı. Eskinin gençleri ilim uğrunda aylarca yolculuk ediyor, çilelere katlanıyorlardı. Günümüzün iletişim teknolojileri sayesinde yolculuk etmeye gerek kalmadı. Bu dönüşüm eğitime, bizlere ve öğretmene nasıl yansıdı? İyi bir noktada mıyız sizce hocam? Her şeyin avantajı dezavantajı var. Eski yeni mukayesesi öyle düzayak yapılabilecek bir mukayese değil. Ne eskiye yönelik bir güzelleme, ne yeniye yönelik ne kadar özgürüz, her şeye ulaşabiliyoruz şeklinde bir mükemmelleştirme düşüncesi doğru değil. Daha böyle eleştirel, her iki tarafın da avantajlarını, tabiri caizse dezavantajlarını gören bir bakış bence daha doğru olur. Doğru, eskiden insanlar bilgi, bilim talep ettiklerinde, ilim talep ettiklerinde uzun yolculuklara çıkarlar. Gidip bir hocanın dizinin dibinde eğitim alırlardı. Tabii. Başta da bir parça bundan bahsettik. Çeşitli şehirler ve buralarda isim yapmış hocalar bulunurdu. Onlara giderlerdi. Bu biraz Avrupa'da da böyleydi. Dünyanın başka yerlerinde de böyleydi. Ama zaman geçtikçe eğitim, öğretim daha kurumlaşıp böyle okullar marifetiyle yapılmaya başlayınca daha kurumlaşmış bir şekilde bu ilişkiler sürdü. Artık kapı kapı dolaşmadan Türkiye'nin eski hikayesi metropollere gelerek oradaki üniversitelerde çünkü ilkokul, ortaokul, lise birçok yerde vardı. 1930'lu yıllarda aslında lise sayısı da çok azdı. Evet. Sonra hepsi arttı. Yani o zamanın liselerinin de çok sınırlı olduğunu, okur-yazarlık oranının da çok düşük olduğunu, esasen hayatın örgütlenmiş yapısının da çok daha hızlı bir okur-yazar oranına ulaşmak için elverişli olmadığını unutmamak lazım. Halkın %90'ının köyde
çiftçilik yaptığı ve okuryazarlığa çok ihtiyaç duyduğu bir topluluğun çok hızlı bir şekilde okullar açarak bir an önce okuma yazmayı öğrendiği işler yapması çok anlamlı olmaz. Darbe dönemlerinde Türkiye'de Ali okulları açarlar biliyorsunuz. Böyle herkese okuryazar yapacağız evet, diye açarlardı. Evet. Şimdi 80'de açmadılar. Ondan önce açılıyordu. 60'da açmışlardı. 60 darbesinde. İnsanlara öğretiyorlardı. İnsanlar sonra unutuyorlardı. Hayatta kullanmayınca unutursun. Hayatın da desteklemesi lazım. Rahmetli Mümtaz Turhan'ın bir benzetmesi var. Bir odanın sıcaklığını artırmak istiyorsan diyor, odayı ısıtacaksın. Termometreyi ısıtarak artırdım diyemezsin. Bu Ali okulları termometreyi ısıtmak gibi. Doğru. Okuryazarlığı yükselttik. Kardeşim okuryazarlık işe yaramıyor. Hayat değişmemiş. Lazım. Hayat değişmemiş. Bugün şüphesiz daha örgütlü bir şekilde bu eğitimin sürdürülmesi mühim. Daha mukayese edilebilir bir bilim dünyasının, bu işin bir piyasasının oluşması önemli. Çok daha fazla kitap, araç, gereç olması, teknolojinin eğitim, öğretimi desteklemesi, insanların ufkunun, kasabaların ufkunu geçmesi, sadece kitaplarda yazılanları değil, kitapların ötesinde başka ülkeleri, kıtaları, kültürleri, yazılıp edilenleri de kuşatan bir zihne sahip olmaları çok önemli. Ben ilkokuldayken Yahya Kemal'in Bin Atlı Akınlarda Çocuklar Gibi Şendik, Bin Atlı O Gün Dev Gibi Bir Orduyu Yendik, Ak Tolgalı Beyler Bey Haykırdı ilerle, Bir Yaz Günü Tuna'dan Geçtik Kafilelerle. Tuna neresi diyordum. Değil mi? Tuna neresi? Yahya Kemal'in şiiri iyi de Tuna neresi? Çünkü bizim bulunduğumuz kasaba nüfusu 5000 olan, insanların sadece askerlik için daha evet, öteye gittiği, nüfusun büyük bir kısmının orada doğup, orada büyüyüp, ekmeğin orada kızarıp, yine orada hayata veda ettiği bir kasaba düşün. Tuna onlar için de neresi? Yahya Kemal'inki bir şiir. Bugün öyle değil. Aranızda belki Tuna'yı görenler vardır. Biz de sonradan gördük ama. Balkanlar deyince zihninizde son derece canlı imajlar var. Şunu demek istiyorum. Eğitim, öğretime ilişkin bu teknolojik tahkimat, bu araçların zenginliği, bu kitaplar kesinlikle çok faydalı, çok katkı yapıcı niteliklere sahipler. Ama mühim bir şey var. O da şu. Bugün belki bu kadar çok teknolojiyle hemhal olmamız bizim vukufiyetimizi, yazılanlara, bilgiye yönelik dikkatimizi, onu kendimize eklemleme hassamızı biraz zayıflatmış gibi geliyor bana. Bilmek ne demektir biliyor musunuz? Bilmek. Bilmek bir şeye nüfuz etmek demektir. Onunla iç içe olmak demektir. Onun bir insanın kendisini dönüştürmesi, değiştirmesi demektir. Eklektik bir şekilde bilgi olmaz. Aldım, öğrendim, rafa koydum. Hayır, bu bilgi değil. Hayata da. Şimdi biraz bu teknolojiler sanki rafa koymak gibi insan kitabı okurken başta ne okuduğunu karıştırmaya başlıyorsa, zihni, gözleri cümlelerin üzerindeyken zihni farklı şeyler, çok farklı imajlar arasında kayıp gidiyorsa, o zaman dikkati toplamakta ve bilgiyle o hemhal olma ilişkisini kurmakta sanki bir zorluğumuz var gibi. Ortaçağ Avrupa'sında bilginin kaynağı az sayıdaki külliyatın, bilge insanların geçmişten bıraktıkları külliyatın tekrar tekrar okunması üzerine kuruluydu. Şimdi aranızda bilemiyorum bir kitabı tekrar tekrar okuyan kaç kişi var? Ve her okuduğunda var, görüyorum parmakları. Her okuduğunda bazı kısımlar hiç okumamış gibi görüyorsunuzdur. Tekrar bir altı çiziliyor. Ben öyle oluyorum. Bazı kitapları tekrar okuduğumda Allah Allah diyorum. Ben bu kısımları okumadım mı acaba? Çünkü demek ki zihnimiz onları okurken farklı bir çok fazla imajla yüklü olunca bir anda bir kelimeyi okuduğunuzda onun çağrıştırdıklarının arkasına zihin takılıp gidiyor. Vukufiyet önemli. Orada olmak, ne okuyorsan onun içinde olmak, bilgiyle gerçek bir ilişki kurmak.
Evet. Bunu mevcut teknolojilerle birlikte yapabilirsek ne mutlu bize. Mutlaka başarıyordur bizim gençliğimiz. Öylesi kıymetli bir gençlik. Hemen diğer Çağatay'ın bu temennisine eminim katılmak için çok çaba sarf ediyorsunuzdur. Katılıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Teşekkür ediyorum, sağolunuz. Diğer soruya geçelim. Buyursunlar, hoş geldiniz. Öncelikle teşekkür ediyorum. Öncelikle hocam hoş geldiniz. Ben Vildan Koca. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Gençliğe ve eğitime ehemmiyet veren bir dinin mensuplarıyız elhamdülillah. İlim öğrenmek kadına da erkeğe de farz. Bu zaviyeden baktığınızda bizlere nasıl bir yol haritası çizersiniz diyorum. Teşekkür ederim hocam. Şöyle, biz bir inancın, bir kültürün, bir medeniyetin insanlarıyız. Bu tarihsel olarak da böyle. Geleceğe doğru akarken de aynı mecrada, aynı ırmağın içerisinde gelecek kuşaklara aktarılacak bir kültürden, medeniyetten, bir inançtan bahsediyoruz. Ama tabii körü körüne bir inanç da değil. Bizatihi inancın kendisi, yani kutsal kitap, yani Kur'an-ı Kerim bizleri düşünmeye çağırıyor, fikretmeye çağırıyor, aklımızı kullanmaya çağırıyor. Evet. Bilmeye çağırıyor. Acaba Kant bilmeye cüret et derken Kur'an'a mı baktı diye düşünüyorum şimdi. Çünkü Yüce Allah bizleri anlamaya, dünyayı çözmeye, muhakeme etmeye, ezberlenmiş bir şekilde değil, düşünerek ve fikrederek bu hayatı yaşamaya çağırıyor. Zaten kullarına akıl verdiğine göre bu aklı da kullanın diyor. Tabii. Aklımızı kullanacağımız şüphesiz en önemli alanlardan birisi, insanlığın bu kültürel birikimini oluşturan eğitimin de çok önemli rol oynadığı bu alan. Dolayısıyla biz hem hayatın bir gerekliliği olarak hem de hayatla çok rasyonel bir barışıklık içinde olan inancımızın da şüphesiz bir emri olarak bilmeye, öğrenmeye çalışacağız. Bunu cesurca yapacağız. Cesurca yapacağız. Böyle İslam dünyasının 1400 yıllık tarihine baktığımızda geçmişte insanların neler tartıştığını bilseniz, neler konuşulduğunu bilseniz biliyorsunuzdur muhakkak. İlahiyat okuyorsunuz. Farklı fikirlerle karşılaşmaktan, farklı tartışmalar yapmaktan asla ürkmemek lazım. Çok özgür bir şekilde bu işe yaklaşmak lazım. Allah kullarını özgür yarattı. Özgür bir akılla yarattı. Bilmeye cüret edin. O bakımdan Kur'an'ın emri üzerine dünyayı anlamak için çok cüretkar bir şekilde, sınır tanımaksızın ama muhakkak hayatın kendi sınırları var. Onları da bilerek yaşamamız lazım. Öğrenmemiz lazım. Bilmek, bilmek, bilmek değil mi? Evet, evet. Öğrenmekle beraberinde gelen iki güzel kelam. Hayatımıza dahil edeceğimiz ve ettiğimiz mutlaka. Diğer soruyu da alabiliriz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ben Esra Yerba, Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Hocam donanımlı bir genç her ülkenin, her devletin hayali. Bu doğrultuda bizim ülkemizde de birçok yatırım yapılıyor, müfredatlar belirleniyor. Modern çağda donanımlı bir genç olabilmek için neler yapmalıyız, nelere öncelik vermeliyiz? Teşekkür ederim. Çok güzel. Evet, ben de teşekkür ediyorum. Tabii devletin asli vazifelerinden birisi gençlerin yetişmesi, eğitim, öğretim. Toplumun varlığı, birliği ve devamı devletin tanımında var. Varlık, birlik ve devam ne üzerine olacak? O kolektif mecra eğitimle bağlantılı. Dolayısıyla eğitim, öğretim devletin bir temel vasfı. Bizde de eğitim parasız biliyorsunuz. Bu bir fırsat eşitliği sağlamak için. İnsanlar toplumun hangi tabakasında, hangi sınıfında yer alırsa alsın, eğitim marifetiyle kendi hayat şartlarını değiştirebilir. Değiştirmek için çalışabilir. Ona fırsat tanınıyor. Mühim iş. Devlet bunu tanırken
kişiye de çok önemli bir görev düşüyor. Kendisine sunulanları üzerine kendi emeğini ve alın terini katarak en başarılı şekilde bu yetişme işini temin etmek. Donanımlı genç. Ben donanımlı genç deyince insanoğlunun bilim adına, kültür adına, sanat adına ortaya koyduğu her şeyle biraz akrabalık tesis eden, biraz bilgilenen, böyle bir tasavvur olan ve neticede bütün bu mirasın içinden kendi hikayesini çıkartmaya çalışan genci anlıyorum. Bilemiyorum, belki de içinizde uyuyan bir ressam var. Belki astronomiyle ilgileneceksin. Fizik belki senin için çok çekici, ilahiyat okuyorsun ama ben bazen fiziğin sesini duyardım, sosyal bilimciyim. Fizik öğrenmem lazım derdim. 1680-1715 Avrupa'da aydınlanma çağı diyorlar. Aydınlanma çağı malum, aklı esas alan bir başlangıçtır. Akıl en yüksek tahta oturur. Paris'te hanımlar arasında moda olmuş. Matematik problemi çözmek. Hanımlar üstelik damat adaylarına matematik problemi sunuyorlarmış. Çözerse talipleri kabul ediyorlar. Evlenir. Aydınlanma döneminde. Bilemiyorum henüz aranızda evli olanlar var mı ama hiç aklınıza gelir mi matematik problemi sormak? Kız. Hayatın eski hikayelerde vardır ya, bilmeceler sorarlar. Eğer prenses alacaksa, hepiniz bir prensessiniz muhakkak, çok önemli bilmeceleri kişinin çözmesi lazım. Şunu demek istiyorum. Aslında biz o insanlığı mirasıyla buluştuğumuzda kendi içimizde uyuyan yanı uyandırabiliriz. Çok iyi bir edebiyatçı var belki aranızda. 82 yılında İstanbul'da bir parça gazetecilik yaptım. Çalıştığım gazetenin çayını getiren Mahmut Bey vardı, Mahmut. Hiç okumamış. Çok aksi bir adam. Çay diyoruz, tak getiriyor, bırakıyor. Konuşmuyor da. Bir hafta sonu baktım Mahmut'la ben, ikimiz kalmışız. Ya gel dedim, seninle bir sohbet edelim, bana hayatını anlat. Mahmut bana hayatını anlattı. Köyde babasıyla nasıl kavga ettiğini, bir at arabasına eşyayı nasıl yükleyip oradan şehre hiçbir umudu olmadan nasıl geldiğini, o sırada yağmur yağdığını, bir varoş yerde bir gece kondunun bir odasına nasıl sığıştığını, geceleri neler düşündüğünü bir anlattı. Dedim bu adam Dostoyevski. Kesinlikle Dostoyevski. Okumamış. Okusa çok büyük bir romancı olur. Okumadan böyle anlatıyor. Ben de büyülenmiş gibi dinliyorum Mahmut Bey. Bu adam ya okusaydı diyorum. Gerçekten öyle. O yüzden haberdar olmak gerekir. Bilgi sahibi olmak gerekir. Her şeye dokunmak gerekir. Donanımlı genç deyince ben... Hepsini anlıyorum. Evet, belli bir alanda yetişeceksiniz. İşte fakülteler var. Sosyal bilimler, sayısal, fen bilimleri. İletişim. Buralara gideceksiniz, iletişim. Ama aynı zamanda bir varlık olarak bu hayattaki anlamınıza ilişkin hususu da tekemmül ettirebilmek amacıyla öğreneceksiniz, dokunacaksınız. Oradan kendinizi çıkaracaksınız. Ancak o zaman da zaten kişi kendi varlığını ispat eder mahiyete geliyor değil mi hocam? Evet. Yani evet. O bilgilerle kendini haiz bir şekilde yetiştirdikten sonra artık hani varım diyebilme evresine geçiyor bir nevi. Evet. Tabii bütün hayatımızda böyle bir insanın kendisini geliştirmesi, daha fazla öğrenmesi, daha fazla kendinin farkına varması hikayesidir. Evet. Bernard Shaw diye bir İngiliz yazar vardır. Ölürken soruyorlar, üstad diyorlar. Büyük bir yazarsınız. İngilizler size hayran. Sadece İngilizler mi? Herkes. Herkes. Çok zeki bir adam. Ama diyorlar, ömrünüzün şu son deminde siz eğer devam etseydiniz hayata ne olmak isterdiniz? Bernard Shaw diyor ki, ben diyor,
olmak istediğim insan olmak isterdim. Demek ki aslında hepimiz bir insan olmak istiyoruz, evet. Bir şey olmak istiyoruz. Evet. Kafamızın içinde belli belirsiz, okudukça öğrendikçe sınırları, şekli daha belirginleşen bir mükemmel benlik imgesi var. Eğitim öğretim bunun için. İşte gelsin yanında, önemli. Evet. Evet. Diğer sorumuzla olalım. Buyursunlar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler. Nazlı ben. Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi son sınıf öğrencisiyim ben. Gazetecilik okuyorum. Size bir sorum olacaktı. Önümüzde yüzlerce eğitim seçenekleri oluyor. Bu tablo kararsızlığımızı besliyor aynı zamanda. Bu durumda bizde çok kararsız olduğumuz zamanlar oluyor. Bu kararsızlığımızın önüne sizce nasıl geçebiliriz? Teşekkür ederim. Nasıl bir tavsiye olur? Nazlı, kararsızlık da hayatın bir parçası bir kere. Ben siyasalda okudum. Niye siyasala gittim? Yani Ankara'da bir fakülteydi. Siyaset kelimesi sosyal bilimler alanındaydı. Galiba dedim burada idareci yetiştiriyorlar. Benim için de iyi. Bir de biraz popüler bir okuldu zamanımızda. Şimdi öyle gerçi Mülkiye. Önce Mülkiye. Sloganları da var malum. Öyle gittim. Başka bir okula da gidebilirdim. Yani fen bilimlerine de gidebilirdim. Ama siyasala gittim. Yanlış mı yaptım? Yapmadım. Bizim oğlan o elektroniğe gitti. Böyle iyi de bir puan almıştı. Okulu bitirince dedi ki ben aslında sosyal bilimler okumalıymış. Allah Allah. Fakat şimdi işini yapıyor. Bu tür şeyler olur. Sonuçta bir mesleğimiz olur ama biz hayat yolculuğumuzu sürdürürüz. Eğitim, öğretimi biraz da bu tarafıyla düşünmek lazım. Eğer dar anlamda bakarsanız bir fakülteye gireceksiniz. Şüphesiz onu okuyacak kadar bir ünsiyetiniz, bir yakınlığınız, bir sempatiniz olacak. O olmadan zaten bakarsanız birinci sınıfa geliyor kişi, burası bana göre değil diyor, gidiyor. Kesinlikle. Hayatta mutlak bu diyebileceğiniz kararlarınız belki çok az olacaktır, size onu söyleyeyim. Eğer öyle bir karar anı bekliyorsanız, ben bu okulda okumalıyım. Öyle bir şey yok. Biraz mütereddit, biraz kararsız. Acaba burada mı okumalıyım yoksa şurada mı? Sanki burada okusam daha iyi olur gibi. Dün üniversitenin açılışı vardı. Orada var mıydınız bilmiyorum. Açılışta ressam, heykeltıraş, çok büyük bir sanatçı Süleyman Saim Tekcan'ı ağırladık. Açılış dersini verdi. Ben dedi beden eğitimi hocası olacaktım. Aslında çok da iyi, başarılıydım beden eğitiminde. Zaten Süleyman Hoca biraz Yeşilçam'da da bulunmuş. Öyle mi? Tabii orada Metin Eksan'ın Sevmek Zamanı filminde de oynamış, başka birkaç filmde daha. Ama sonradan resmim de güçlüydü, ben resme gittim dedi. Aslında kaderin rüzgarı bizi biraz da belli bir tarafa doğru götürür. Bizim tercihlerimiz olur muhakkak ama sanki hayat sadece bizim tercihlerimiz üzerine yürümüyor. O yüzden kararsızlık yaşamak, şu mu şu mu demek. Ama sonuçta en kötüsü kararsızlıktır. Bir karar verip gitmek. Hayatımız üç aşağı beş yukarı böyledir. Bunu dert etmemek lazım. Başka kararlar da alacaksınız. Böyle ilahi bir aydınlanmayla evet bu dediğiniz kararlar asla olmayacak. Hep kararsızlık olacak. Hayat biraz böyledir. Biraz mütereddit. Biraz belirsiz. Böyle deyince aklıma şey geldi. Ludwig Wittgenstein, Cambridge'de hocalık yapıyor. Değişik bir adam, çok zengin. Ama bir meczup gibi. Köyde hocalık yapmış, papazlık yapmış. Evet. Cambridge'de hocalık yapmış. Olağanüstü zengin bir adam. Viyana'da bir ev yapıyor. İnanılmaz para harcıyor. Tavanı 2 santim yüksek geldi diyor, yıktırıyor, bir daha yaptırıyor. Böyle de cins bir adam.
inatçı. Kemliç'te hocayken öğrencilerle birlikte fotoğraf çektiriyorlar. Çok tedirgin bir adam bu. Merdivende klasik poz biliyorsunuz. Herkes sıralanır. Wittgenstein de ortada duruyor. Ama dururken orada mı dursam, burada mı dursam? Şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam? Kararsızlık yaşıyor o dediğin gibi. Evet. Sonra fotoğrafçıya diyor ki, nerede durayım? Fotoğrafçı da bakıyor, bu adam ne yapıyor? Kıpraşıp duruyor. Canım diyor, oralarda bir yerde durun. Ne diyor? Oralarda bir yerde mi? Hakikat bu diyor. Belli bir yerde değil, oralarda bir yerde. Aydınlanma yaşıyor hocam. Evet. Bir fotoğrafçıdan ilhamla. İlham alıyor. Demek ki hakikat belli bir yerde değil. Mutlak bir kararda değil. Oralarda bir yerde bir kararda olan. Zaten siz de kararlarınızı ortaya koyarken oralarda bir yerde bu kararı veriyorsunuz. Dert etmeyin. Yani hocam kaygılanmak güzel bir şey. Kesin. Kararsız kalmak da güzel bir şey. Kaygıya boğulmak doğru değil yalnız. Bu da haksızlık olur. Yani şöyle diyelim. Korku ve kaygı ayrımı olur. Korku mutlak, somut bir şeydir. Mesela gece karanlığından kaygılanabilirsiniz. Ama gece karanlığında böyle vahşi bir takım köpek sesleri duyuyorsanız veya işte yabani hayvan diyelim, bu sizde gerçek bir korku yaratır. Sadece karanlık bir kaygı unsuru olabilir, diğeri somut bir unsura dayanır. İnsan evet kaygılı bir yaratıktır ama sürekli muhayyilesini kullanarak öyle mi olur, böyle mi olur, şöyle mi olur, kendisine velüt bir zihinle sürekli aslında başına hiç gelmeyecek kaygı alanları yaratmasının da manası yok. Bu da abartı olur. Eyvallah, çok teşekkür ediyoruz Rica hocam. Rica ediyorum. Yüreğinize sağlık. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık, bilgilerinize sağlık. Çok teşekkürler. Sağlık. Biz çok keyif aldık hocam, değil mi arkadaşlar? Çok keyifli, çok da feyizlendiğimiz bir program oldu. Sağ ol, Çağatay. Teşekkür ediyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Efendim geldik programımızın sonuna. Bu akşam Profesör Doktor Sayın Mehmet Naci Bostancı hocamızı konuk ettik. Önümüzdeki hafta farklı bir konu ve konuğumuzla tekrar sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşça kalınız.